Merhabalar dostlar. Evet, sonunda o büyük aya, Nisan ayına geldik, görüyorsunuz. Ekim, dikim, spreyleme derken hepsi bitti. Şu an hepsinin gübrelemesi var. Yani hesaplamadım ama burada yaklaşık bir 50-60 bin dolarlık herhalde en az iş vardır. Şu baştaki sıradan başlayıp gideceğiz zaten biraz sonra. Ama ondan önce görüyorsunuz zaten direkt kıyafetlerdeyim. Nisan'ın birinde bu arkadaş 10.720 dolarları falan görmüştü. Ben büyük ihtimalle hani 10.900, 11.100 gibi bir yerlere gidecek diye düşünürken kontratlarla uğraşırken fiyatı düşmüş gitmiş. Şimdi tam böyle gece yarısı, hatta bakın saat 2'de olmamın sebebi zamanı hızlandırdıktan sonra fark ettim. Ulan dedim, kıyafetler vardı, tüh kaçırmayalım. Yani bu da burada böyle zaten hazır. Buraya bırakmıştım, evet. Şöyle çalıştıralım. Zaten Grocery Mart. Hemen yanımızdaki markete satacağız. Başka satacak yerimiz yok. Şöyle bir Euro palet yapalım. Şu modu da bir aktifleştirelim. Yani yanılmıyorsam 22 ton kıyafet var. Şöyle bir dolduralım. Aslında bir yıl daha bekletsem bu mükemmel rakamlara ulaşacaktı ama. Evet, 22 ton. Şöyle acele etmeden, devirmeden, yumurtada olduğu gibi problemler yaşamadan. Şöyle bilerek tam gaza yüklenmiyorum. Çünkü belli olmuyor. Düz yolda bile bu arkadaş takla atabiliyor. Yani modlu sonuçta. Şöyle şuradan da yavaş yavaş çık. Yani yumurtada yaşadığımın aynısını yaşarsam biterim. Yani ortalama bir 500 bin dolara yakın bir parayı biriktirdim zaten. Çalış 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 kontratlarla. Çok şükür. Şimdi bir ortalama 200 bin de buradan aldık mı? Artık şu inek derdinden yavaştan kurtulmak istiyorum. Tabii bu bölüm yine paramız yetmeyecek ama en azından çok yaklaşacağız artık. Gördünüz zaten gübreleme kontratlarını da. Evet, 231.363 dolar. Mükemmel bir rakam bence. Şimdi o bir yıllık kazancım demeyeceğim. Yani bir yıldan fazla biriktirdim ben onu. Ortalama kaç aylık biriktirdim bilmiyorum. İkinci eller böyle. Şu zaten bizde var. Bir tane şey geldi. Kun'un en büyük şeyi. Hatta şuradan göstereyim. Şu namlu yapıcı. En büyük olan. Kaç metreydi? 14.7 metre. Bu geldi. 40 bin dolara mı? 41 bin dolara mı ne aldım? Bakar mısınız şuna? 8.300 dolarmış şu an satarsam. Sağlık olsun. Bir o eksikti zaten biliyorsunuz. Otçuluk ekipmanlarında. Denk geldi, onu da aldım. Onun dışında ortalama 180-200 bin dolara yakın da borç ödedim. Değil mi? Evet. 200 bin dolara yakın borç ödedim. Evet. Şimdi şu römorku bir götürelim. Yerine bir atalım. Koyunlar niye dengesiz? Bak birinde 5 balya duruyor. Diğerinde 2 balya birden gitmiş. Şunda kaç balya gitmiş? Bakın bunda da 5 yapmıştım. Bunda da ikisi birden gitmiş. Dengesiz ya. Yani sayılar aynı ama ergenlik çağlarına göre yedikleri, yani tüketimleri değişiyor galiba. Oğlum bunun rengi sararmış. He. Kanola mıydı o? Harika. Kanola pembeleşiyor da. Pembeleştiği zaman satılıyor. Bir dakika. Bir de şu kanola yağına bakalım. 1600 dolar. Ha, yok. Şu an düşük rakamlarda ya. 2000 küsurları görüyor, doğru. Bir an 1600 dolar görünce şey gibi yumurtaya gitti aklım galiba. 1400 dolardı, bu nasıl 1600 oldu diye bir böyle bir şok oldum ama değilmiş. Şimdi dostlar, şunu bir yıkayalım.
Bunu ben fulleyip getirdim. İşi bitti bunun. Şöyle stop edelim. Bir yandan da bir sabah olsun artık. Kıyafetimizi sattık. Şöyle sabah 6-7 falan olsun. Hızlıca gübrelemeleri yapacağız biraz. Hem gübre işini nasıl yaptığımı da hızlıca nasıl yaptığımı da bir tekrardan görmüş olacaksınız. Bu gördüğünüz bütün gübrelemeleri ben ortalama yarım saat gibi bir sürede bitiririm herhalde. Tahminen. Ha, baktık videonun süresi çok uzadı. Yani devam ederken de videodan da çıkabilirim. Ama önce ineğe ne kadar yani inek işine ne kadar yaklaştık bir onu hesaplamak istiyorum artık. Şöyle. Yani Allah'tan kızıp böyle domuzu ata falan girip de bakayım sıfırlamadım. Artık bir an önce şu inek derdinden kurtulmak lazım. Şimdi saat 8 falan oldu. Şöyle yavaşlatalım. Şimdi 1 milyon 430 bin limitimiz vardı. 430 bin orada, 50 bin dolar burada. 480 bin dolar var. 237 daha. 480, 680. 680, 717 bin dolar. 5000 dolar kalmış inek ahırını alabilmeye. Çok iyi. Şimdi bunun bize 7000 doları kalsın. Şimdi illa gübre falan alacağım. Şöyle bir geri ödeyelim. Evet. 720, 1 milyon 430 bin 715 bin. 715, 720, 720 daha 1 milyon 440 bin yapar. Bizim 1 milyon 430 binimiz var. 710 bin dolar şu an bankada paramız var abi. Çok güzel. Yani ineğin parası şu an hazır diyebiliriz. Tabi ahırın parası hazır. Yani ineklerin parası hazır değil doğal olarak. Şimdi biz mandırayı kuralı bayağı oldu biliyorsunuz. Yani bir 6-7 bölüm önce kurmuştum mandırayı. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Atıyorum bir 15 tane, 20 tane inek alıp da bunu niye yanaştıramadım ki ben? Bir 15-20 inek alıp da şey yapmayacağım. Hani çoğalsınlar diye beklemeyeceğim açıkçası. 80 tane birden süt veren inek almayı düşünüyorum. Yani sütçülükte olay o. Yani amaç süt olduğu için çoğalmayı beklemek tamamen zaman kaybı. Şimdi bir de mandıramız da var. Mandıra zaten aylardır boş. Hani ölü yatırım. Daha fazla beklememesi lazım. Anında bizim süte ulaşmamız lazım. O sebepten dolayı 80 tane de inek alacaksam eğer. Ya arkadaş. Şöyle artık bir çık. Heh, tamam seninle uğraşıp durmayalım. Şöyle şunu yerine alayım. Şuna bakar mısınız ya boyut farkına? Evet, yani direkt süt işine girmemiz için mandırayı artık aktif hale getirmemiz için bize direkt süt lazım. O sebeple hani 20 tane inek alayım, 60 tane kendisi doğursun. İşte ortalama 2 yıl döngüsünde 80'e ulaşsın. Onu diyemeyiz. 80 tane de inek almam lazım benim her halükarda. Yani bir ineğin tanesi 1000 dolar bile deseniz 80 bin dolar da para lazım. Onun haricinde. İlla ki işte süt tankıydı, işte ne bileyim bulamaç tankıydı. Bunlara da çok para lazım olacak. Tabii hepsini toplamda atıyorum bir 1 milyon dolar biriktireyim de ondan sonra gireyim demeyeceğim artık. Çünkü hiç belli olmuyor. Gerçekten ihtiyacım olan bir şey çıkıp geliyor karşımıza. Mesela şunun gibi. Şu arkadaş gibi. Şurayı da bir 2 dakika bir düzenleyelim. Bakın bu böyle çıktı geldi 40 bin dolara aldım ya. Bir de aldıktan sonra da diğerine 8 bin dolar yazmışlar. Ya, utanmıyorlar da yani. 40 bin dolar nerede? 8 bin dolar nerede abi?
Nerede bizim 32 bin dolarımız? Hani tam artık koyacağım inek ahırını alacağım diyorum. Traktör çıktı. Yok tarla alalım dedik. Yok onu alalım dedik. Yok bunu alalım dedik derken 10 bölümdür bir inek ahırını kuracağız. Yani ne inekmiş arkadaş. Yani zor modda olduğumuzdan oluyor böyle şeyler. Tabii normal modlarda kolay modda oynayanlar çat 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 hemen yerleştirip fulledi geçti genelde ama zor modda 722 bin dolar parayı biriktirebilmek ya da kazanabilmek ölüm gibi gerçekten. Ama tabii kimse ölmüyor benim dışımda. Bu arada kusura bakmayın. Evde bir ufak çaplı bir salgın yaşıyoruz. 3600, 5460 tamam. Paramızın yettiği kadar alacağız abi. Fazlasını alamayız. Şimdi şöyle. Yanlış geldik ha. Hemen yakınımızdaki tarlalardan ben başlayacağım. 32 ve 30 burnumuzun dibinde mağazanın yanı. Ondan sonra 28 yolun karşısı. 36 ta bizim çiftliğin yan tarafında. 28 de yolun karşısı. 27, 26, 24 böyle yukarı doğru gidiyor. 20 numara. Oradan 9 ve 7 sol taraf. Johnson's Farmers'ın orası. 28 numarayı biz kabul etmedik mi? Nereye kayboldu? 28 de vardı sanki. Allah Allah. Neyse. 32, 30, 27. Şöyle bakalım, evet. Hız olayı açık. Çalışma genişliği 42 metrede. Evet zaten fullendi. Biraz da gübremiz kaldı. Belki de bu 3200 litre gübreyle tamamını bile bitirme ihtimalimiz var. Çünkü hızlı bir şekilde gübrelediğim için yani saatte 65 kilometre hızla gübre attığımdan dolayı bakın şimdi şöyle sadece gübre serpmeyi aç kapa aç kapa onu yapıyorum. Tabii şu an bir aç kapa durumu yok. Yani hızlı attığım için çok fazla gübre gitmiyor. Normalde gitmesi gereken gübre yermiş. Sırf bu tarla 3 ton gübre yer. Yani bu arkadaki sprey 3200 litre mesela. O 3200 litre buraya belki de yetmez bile. Ama bakın biraz sonra göreceksiniz. 500-600 litre ile burayı tamamlayıp çıkacağız. Şimdi 32 var. 30 var sol tarafta. Şurası. Evet dostlar. Nasıl keyifler, haller, vakitler, ekonomi malum, ülkemiz zamlar, mamlar derken insanların elektrik faturaları gelmeye başlamış. Yani eve 2000 lira elektrik faturası gelenler var. Doğalgazı zaten hiç söylemiyorum. Yani mükemmel zamlı fiyatlara geçtik. 4250 lira asgari ücretim var diye sevinen kardeşlerim. Ne durumdasınız? Psikolojiniz iyi mi? Mutlu musunuz? Hala 4250 liranın yeteceğini düşünüyor musunuz? Yani ben düşünmüyorum pek de. Yani 2000 lira elektrik geldiğini düşünün. Yani veya ne bileyim 1000 lira elektrik gelsin. Hadi yine iyi niyetli konuşalım. 1000 lira elektrik gelsin abi. 1000 lira doğalgaz gelsin. Zaten ikisi gitti. 1000 liraya da mümkün değil de. Hadi 1000 liraya da alışverişini hallettin. Pazar, market. Ki markette 1000 liraya gelip bir şeyler alıp da yani bir ay boyunca yetmeyecek kadar malzemeye 1000 lira veren insanları görüyorum. Biliyorsunuz süpermarketim var. Market fiyatları da artık uçtu. Pazar zaten hani önceden 100 liraya girip böyle taşıyamayacağın kadar poşetle çıkıyordun ama şimdi 100 liraya böyle 3-4 poşet bir şey alıyorsun. Ne yazık ki. Ha bakın bitti dediği anda hemen kapatıyoruz. Hiç gübre israf etmek yok. Çat. Sonra 26'yı alıyoruz. Böyle 24, 21, 20 öyle gideceğiz. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz aslında ama ülkedeki durum bu. Askeri ücretle yani tek bir askeri ücretle bir evin geçinebilmesi artık neredeyse imkansız oldu. Ya bir Allah'ın kulu da demiyor ki arkadaş köylerinize dönün.
Gidin domates ekin, biber ekin, badalcan ekin, kabak ekin. 3-5 tavuk koy oraya. Alabiliyorsan varsa imkanın bir tane inek koy. Bir iki koyun koy. Ufak çaplı. İki dönüm bir arsa olsa. Yani tabii bu köyü olanlar veya ne bileyim köyle bağlantısı olanlar, köyde evi damı olanlar benim gibi. Yani buradan söylüyorum ama ben de yapamıyorum şu an. Köydeki evi tamir edeceğim diye başına geçtim. Sağını solunu kırdım, yığdım, yıktım. Hop. Tamir edemeden bahçeye para harcamaktan param bitti tabii. Ev öyle duruyor. Önce bir onu tamir etmem lazım. Yani tertemiz şu an köye bir düzen kurabilmem için bir 80 ila 100 bin Türk lirası gibi para lazım. Tabii fiyatların da bu kadar arttığını varsayarsak belki o rakam da yetmeyebilir. Yani şaka gibi artık 100 bin liranın bir hükmü kalmadı gerçi ama. Çok bir büyük bir para değil artık 100 bin Türk lirası. Ne yazık ki. Ama kurtuluş bana göre, yani benim düşüncem, kurtuluş köylerde abi. Yani şu şehirdeki boş nüfus, sadece tüketen nüfus, üretmeyen nüfus. O nüfus ne yazık ki bu fiyatlara, bu enflasyona, bu zorluğa ne yazık ki nasıl diyeyim? Mecbur. Yani yapacak hiçbir şey yok. 90 milyon ülkenin sadece 5 milyonu, 10 milyonu köylerde üretir de 85 milyonu tüketirse, kimse kusura bakmasın. Hani yani buradan siyasi bir şeyim yok ama herhangi bir siyasi ideolojim yok. Hiçbir partinin yandaşı ya da taraftarı da değilim. Ama ne yazık ki yani 5 milyon kişi üretip de 20 milyon kişi tüketirse abi, kimse kusura bakmasın yani haktır bize bu rakamlar. Kimse devleti suçlamaya da kalkmasın yani bu hususta bence. Çünkü üretmiyorsan, sadece tüketime dayalı bir topluluk olduysan devlet sana hiçbir şey yapamaz abi. Ha, belki yönlendirebilir köylere, üretime, daha az tüketmeye olabilir. Hani devlet yapabilir ama yapmıyor diyebilirsiniz. Olabilir. O da tercih meselesi ama halk olarak, millet olarak ne yazık ki sorunun büyüğü bizde. Yani hiç kimseyi, devleti, hükümeti bir şeyi suçlamanın bir anlamı yok. Hatta zaten devleti suçlamak da zaten yanlıştır. Suçlayacaksan hükümeti suçlarsın. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir devlet. Ama hükümet onu yöneten kişiler topluluğu olduğu için, yani devlet kelimesini bu tarz konularda konuşmak da aslında yanlış. Devlet değil, hükümet diyeceğim daha doğrusu, demek lazım yani. Tarla 20 az önce girdiğimiz yerde aradaydı. Şuradan 24'ü yapalım da geriye aşağı inelim. Yani dostlar, ne yazık ki bizim elimizde. Ha şimdi izleyip de işte köyleri bilen, köyle bağı olan veya köydeki durumların da farkında olan izleyicimiz varsa, o da diyecek kardeşim köyler de bitti artık. Mazot 14-15 lira olmuş, gübre nereye varmış, tohum nereye varmış, yem nereye varmış. Yani köyde ne var? Köyde de bir şey yok. Köyde de aç kalıyorsun artık. Köyde de para yok. Orada da para kazanılamıyor. Orada da mutluluk yok. Diyenleri veya dediğinizi, köyle alakası olup da şu an beni dinleyen kardeş, sana söylüyorum. Evet, söylediklerinin ben de farkındayım. En azından aç kalmazsın ama köyde, yani öyle bir şey var. Ne bileyim ya, yani iki ucu şeyli değnek. Cennet ülkemiz ama ne yazık ki elimizde olmayan birçok şarttan dolayı böyle
milletçe, ülkece sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Dolar, hatta dolar da demeyeyim yanlış olur. Döviz, faizler mükemmel bir şekilde belimizi büküyor millet olarak hepimizin. Bugünlerde geçer inşallah. Umut etmekten başka bir çaremiz ne yazık ki kalmadı. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık 6-7 dakikada 22 bin dolara ulaştık. 7 bin dolarımız vardı. 6 bin küsürüyle gübre almıştık. 2 bin dolar mı kalmıştı? 1500 dolar mı kalmıştı? Tekrar bakın 22 bin dolara ulaştık ki daha büyük tarlalara gelmedim yani hiç. Şu an yapacağımız en büyük tarla şu 9 ve 10 numara galiba. Bakayım. 9 numara hatta 10 bile yokmuş. 10 numarayı daha önce gübrelemiştim sanırsam. Evet. 10, 11, 12'yi yanılmıyorsam 2 defa gübreledim. Evet ya böyle tek başına da kendi kendine konuşuyormuş gibi oluyor ama yani yorumlara falan yazın. Yani durumlar ne? Ne yapıyorsunuz? Kim neyle meşgul, neyle uğraşıyor? Hızlı yoldan para kazanmanın yolunu bulan varsa yazsın. Biz de hızlı yoldan bulalım. Bencillik etmeyin. Yani Bitcoin'den diyecek olan varsa zaten gerek yok. 2018'den beri onun her türlü üretimi, alımı, satımı, takası yapmadığım şeyi kalmadı zaten. Üretim tesisini yani üreten rigleri sattım ekran kartlarını. Şu an bu izlediğiniz oyunu oynadığım ekran kartlarından birisi de mining için aldığım bir ekran kartıydı aslında. Ama tabii 38 bin ne mi aldık? 36 bin mi ne aldık bunu biz İstanbul'dan. Sağ olsun Mehmet abi. Videoların altına yorum yapan Dalyan kardeşimiz. Hatta kanala ilk girdiğinizde sizi karşılayan intro videosunda kendisi zaten kartı tanıtıyor. O ekran kartı şu an bende. Kendisi oynayamadığı için işiyle ilgili sıkıntılar yaşadığı için yani artık kendi işine biraz ilgilenmesi gerektiği için oyun oynayamıyor. O sebeple kart artık ben kullanıyorum gördüğünüz üzere. 42, 56 bizim solumuzda. Evet 3, 6, evet 6 binlik mesela geldi bir tane hemen. Sağ olsun Mehmet abinin sayesinde bir 3090'ımız oldu. Ama bilgisayarda bir problem var arkadaşlar. Yani çözemiyorum. Mesela bazı YouTuber'lar var. Sistemleri mesela adam 3080 var mesela bilgisayarında. Bende 3090 var, onda 3080 var. İşlemcimiz aynı. İşte sıvı soğutmamız aynı. Atıyorum onda 16 GB RAM var. Bende 32 GB RAM var. Ondan daha üstün. Ekran kartım daha üstün. Ne bileyim yani onda normal SSD var. Benimkinde M.2 SSD var. Benimki çok daha hızlı. Falan ama yani adam 60 kare böyle ne bileyim 4K cam gibi böyle video atabiliyor. Ben ama benim de ayarlarım öyle 60 kare mesela 2K ayarında şu an benim monitörüm 2K çünkü 4K monitörüm yok. 2K ayarında benim de. 2K da yani şaka bir şey değil. Hani ufak bir ölçek değil yani. YouTube için fazlasıyla yeterli. Hatta abartı bir şey bile diyebilirim. Çözünürlük bile diyebilirim yani. 2K. Şimdi 1080 doğru. 1080 yaptığınız zaman yeterli oluyor. Zaten 1080'in üzerinde bir videoyu izleyebilecek çok fazla interneti olan ülkemizde şahıs bile yok yani. Telefondan zaten hani es kaza olur da takip ediyorsanız 4K'lık bir videoyu açıp bir 10 dakika izlediniz mi zaten internet paketinizde sömürür, temizlenir. Hani 2K o yüzden bence çok çok makul. Hem izlediğini net görürsün hem çok aşırı internetini kasmaz ki 1080 bile deli ediyor zaten. 720 bile deli ediyor insanları zaten. Ama yine ki önceki bölümlerden eğer takip ediyorsanız İlla ki ya oyunda drop oluyor ya videoda drop oluyor. Bir ara bir pikselleniyor, bir şeyler oluyor.
Yani kayıt olayında bir sıkıntı var. Ben bu bilgisayarı kuralı yaklaşık bir 5 yıl falan oldu. İlk kurduğumda bunda i3, 8. nesil i3 vardı işlemci olarak. İşte işlemciyi değiştirdim. Format atmadım. İşte 16 GB mı, 8 GB mı ne RAM vardı. Onu önce bir 16'ya yükselttim. Sonra 32'ye yükselttim. İşte iki tane daha M2 aldım. Bir tane 1 TB'lık SSD aldım. Bunları da bu söylediklerimin hepsini yaptım ama hiçbirinde bilgisayara format atmadım. Şimdi oyun videosu çekiyorum biliyorsunuz. Tabii bir arada 2-3 defa bir yayıncılık deneyimi de oldu. Yani yayın yaptığım da oldu. Twitch'te zaten şeyimiz var. Nasıl diyeyim? Twitch'te hesabım var aktif halde. İştirak. Şu an iştirağım açık. Partner olamadık tabii daha da. Partner olacak kadar düzenli, uzun süreli devam etmediğim için, edemediğim için. Yaklaşık 5 yıldır ben bu bilgisayarı böyle güçlendire güçlendire, hatta üzerinde 1080 Ti vardı EVGA. Ekran kartı GTX 1080 Ti. Onu işte sevdiğim bir kardeşim ekran kartım yok dedi. Ona sattım. 3090'ı getirdim eve. Takmaya çalışırken yanlışlıkla kısa devre yaptırdım. Bilgisayarın anakartını yaktım. Power'ın da 1-2 devresini yakmışım. Power sap'ın. İşte 1000'lik power vardı üzerinde. Gittim 2500'lük power aldım. Tekrardan işte işlemciye uygun sokette anakart zorla buldum. 2500 lira mı verdim, 3000 lira mı? Anakart aldım. Onu da değiştirdim. Power'ı da değiştirdim. Ama hiçbirinde format atmadım. Öyle çok bilgisayardan aman aman anlayan biri de değilim. Hani girip böyle bir sistem dosyalarını falan temizleyeyim. Şu işte gereksiz uygulama yük bindiriyor. Sileyim. O tarz çok bilgisi olan bir insan da değilim. Bilgisayar herhalde o yüzden bu droplar ya da ne bileyim ara ara takılmalar, ara ara piksellenmeler olmasının sebebi herhalde o. Yani galiba artık bu bilgisayar can çekişiyor herhalde. Format istiyor gibi. Ama şu sıralar format atarsam benim yani tamamen biterim. Çünkü yaptığım bunca ayarı gayarı. Şimdi 56 o tarafta. O dursun. 59, 60, 61. Bunlar yan yana. 66, 69, 70, 75, 76. En son 56. O sırayla gideceğiz. Yani büyük ihtimalle artık bilgisayar format istiyor dostlar. Ama ulan daha da ileri gitmeden şuradan mağazaya gidelim de bir fulleyelim ya. Bu gübre yetmez. Ama ne yazık ki şu an format atacak durumda da değilim. Çünkü şu an format atarsam her şey gidecek. Bir yandan bu bilgisayarda projede çiziyorum. Biliyorsunuz mimarım, mimarlık yapıyorum. Tekrardan AutoCAD kur. Ayarları otursun, o olsun, bu olsun. Oo. Photoshop kurulu, 3D Max kurulu. Bir sürü kısa yolum, ayarım, her şeyim yani hepsi gider. O yüzden çok format atmayı canım istemiyor ama bir ara bir bizim Ahmet var dostum. O 1080 Ti'yi sattım dediğim. Onu bir tutup getireceğim eve bir şekilde. Format atmadan ya da ne bileyim mevcut ayarlarımız, programlarımız gitmeden böyle bir format gibi bir şey yapabiliyor mu? Bilgisayar yani daha iyi performansa geçebiliyor mu? Dediğim gibi uzun yıllardır format atılmadığı için mi bu halde? Bir ona baktıracağım. Bizim hiç gübremiz yok muydu? Bir tane vardı şurada. Dur bir 3 tane daha alalım da. Bakın mesela şu açıdan baktığımda şu şeyin namlu yapıcının telleri böyle sanki dalgalanıyor gibi falan oluyor. Ufak tefek de olsa hatalar yani şeyde görüntüde böyle hatalanmalar, bulanıklaşmalar, ne bileyim kaymalar falan olabiliyor. İnşallah Ahmet gelir de bir format tarzı bir şey yaparsak inşallah bilgisayar biraz daha iyi hale gelir. Çünkü şeyde God of War'da sıkıntı yaşıyorum. Ara ara kasıyor falan bir şeyler oluyor. Kayıt daha kayıt almadım. Ama kayıt alırken ya umduğum kalitede video almayacak ya da umduğum kalitede oynatmayacak gibi geliyor. O yüzden de biraz da henüz God of War o yüzden de gelmedi. Oyun kaliteli bir oyun. Kötü grafiklerle şeker atarsam heba edecekmişim gibi geliyor. O yüzden biraz bekliyorum.
Neyse dostlar. Sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde böyle bu rutinde para kazanmaya devam. Mayıs Haziran'a kadar yani şu arada şuralarda Mayıs'ın ikinci günlerinde filan kontratlar biter zaten. Haziran'da da direkt hasatlara başlayacağız. Kendi kanolamız gelecek, arpamız gelecek falan. O araya kadar eğer parayı biriktirebilirsem inek ahırını hemen şuraya zomp diye oturtturacağız. Samanını, otunu filan doldura koyarız işte içine. Mineralli yemini getiririz ineğimiz olmasa bile. Hedefim o yönde yani şu Haziran'a gelmeden, hasat zamanı gelmeden inek işini artık kapatmak istiyorum. Şu gördüğünüz kontratlarla da artık kaç para olursa daha sonraki gelecek olan kontratlarla da Haziran'a kadar büyük ihtimalle inek işine gireriz. Videoyu da daha çok uzatmak da istemiyorum. Kıyafetimizi sattık. Çok güzel 230 küsür bin dolar paramızı da koyduk cebimize. Allah'ın izniyle bir sonraki bölümde artık inek ahırını artık koyarız. Borcumuzu 1,5 milyon dolara tekrar çıkarırız diye umut ediyorum. O sebeple hemen şurada bir yola çıkayım. Şöyle 59 ile 60 numaralı tarlanın gübrelemesini yapacağız zaten. Yapacağım yani. Böyle şurada bekleyelim. Evet. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.